Bizim hakkından gelmemiz gereken en büyük düşman işte o korku. Memleket elden gidiyor korkusu. Bunu bertaraf etmek için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi yapmaktan geri durmayacağız. Toprağımıza, insanımıza hak ettiği kıymeti vermeye devam edeceğiz. Yılmayacağız. Hala yıkılmadığımızı, ilerlediğimizi göstereceğiz onlara. Yılmayacağız, yıkılmayacağız hünkârım. Yılmayacağız hünkârım. Eyvallah. Ümit olacağız. Son ana kadar ümit vereceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Eyvallah evladım. Millet bir bütündür. Vatan bir bütündür. Bayrak yerinde dalgalanmaya devam edecek diyeceğiz. Hünkârım, küffar dört yandan kuşatma gayretindeyken tüm bunları nasıl yapacağız? Paşa biz değil miyiz? Dostuyla bir mağarada, müşriklerin tasallutu altındayken hem o müşriklerden hem de o mağaradan kurtulan alemlere rahmet Peygamber Efendimizin ümmeti. Tarık bin Ziyad'ın korkan ordusuna cesaret vermek için arkasındaki gemileri yaktırıp şimdi önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz var destanını dinleyerek büyüyenlerden değil miyiz biz? Biziz hünkârım. O halde ne gam paşa? Rehber belli, kıble belli. La galibe illallah. Değil dört, 14 taraftan gelseler gam yok. Gam yok hünkârım. Kaygı yok, yeis yok. Biz o hikayeleri o mağarada dinliyormuş gibi yüreğimizde imanla mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah hünkârım. Hizmetlerimiz ne olacak hünkârım? Toprağa, halka hak ettiği kıymeti vermeye nasıl devam edeceğiz? Toprağı yaşatarak, insanı yaşatarak evladım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Demir yolu projelerimizi tamamlayacağız. İhtiyacın hasıl olduğu yerlerin eksikliklerini ivedilikle gidereceğiz. Kurak arazilerimize, ovalarımıza can suyu olacağız. Çiftçimize, çobanımıza hizmet götüreceğiz. Köyde ineğinin sütünü sağan teyzelerimizin, amcalarımızın o sütü satabilmelerine imkan sağlayacağız. Mühendishaneler, tıbbiyeler, mektepler, yetimhaneler açmaya devam edeceğiz. Sokaklarda adaleti, emniyeti hükümran kılmaya devam edeceğiz. Bugün dünden daha fazla çalışacağız.